Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün sizlerle SRC uygulama sınav sorularını değerlendiriyoruz. Sıcağı sıcağına gelen sorular. Arkadaşlar 12 tane soru geldi. Ben hepsini daha önceki uygulama soruların içerisinde de baktım. Hepsi mevcut ama ben sizlere birkaç tane mesaj 23 ve 24 Ekim'de gelen mesajlardan da okumaya çalışacağım arkadaşlar. SRC uygulama sorularından 3 adet sorulmakta. Sorulardan ikisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Süre 60 saniye. Yazılı uygulama sınav soruların sınav hakkı ayrı ayrı 4 oluyor biliyorsunuz. Uygulama soruları yazılı sınavlarından sonra soruluyor. Onun için yazılı sınavını girdikten sonra uygulama için okuldan ayrılmayın. SRC 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak mutlaka yazılı ve uygulama sorularını çözün. Sınavda kalmayın. 90 ve üzeri not alın. Hepinize başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar bugün gelen bir mesajımızı okuyorum sizlere. 24 Ekim'de gelen bir mesaj. Öğrencilerin mesajları. Artık bundan böyle gurur tablomuzu ekledik. Sizlerin mesajlarını sorulardan önce okumaya çalışacağım. Berkan kardeşimiz göndermiş. SRC 2 sınavına girdim. Bir baktım. Ne göreyim. Bu sorular Nedim Şeker hocanın birebir anlattıkları. Hem yazılı ve uygulama soruları hepsini yaptım. Edirne'den yazıyorum. Harikasın hocam. Sayenizde 100 artı 100. Harika. Harika olan sensin. 100 artı 100. Hem yazıdan hem uygulamadan. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi sıra SRC 4 de geldi. İyi günler takip etmeye devam. Devam demiş. Bakın devam. Tüm arkadaşlarıma kanalınızı önerdim bu arada. Tebrikler. Çok sevindim Berkan Bey. SRC belgeni kazasız günlerde kullan. Evet arkadaşlar. Bu şekilde mesajlar bizleri tabii ki gururlandırıyor. İkinci mesajımız gurur tablomuzda. Yine arkadaşlar dün gelmiş ayın 23'ünde 23.10.2021'de. Emrah Demir hocam selamun aleyküm. Dün SRC 2 sınavından 87,5 aldım. Sayenizde sadece video izleyerek başarılı oldum. Çok teşekkür ederim. Sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Biz de sizleri tebrik ediyoruz Emrah Bey. Çok sevindim. SRC belgeni kazasız günlerde kullan ve kanalımızı arkadaşlarına önerirsen de sevinirim. Evet bugünkü üçüncü mesajımız Ferit Kaya'dan gelmiş arkadaşlar. Yine Ferit Kaya ben uygulamadan kaldım demiş bakın. Evet hocam okulda sadece 100 ben aldım sayenizde. Evet. Evet demek ki yazılı sınavından 100 almış arkadaşlar. Tebrikler. Ama uygulamadan kalmış. Evet Ferit. Tebrikler. Çok sevindim. Uygulama sorularına mutlaka çalışmalısın değil mi? Uygulama sorularına çalışmadığın için uygulamadan kaldın. Arkadaşlar bunu sırf şunun için aldım. Bazı arkadaşlarımız sadece yazılılara çalışıyor. Uygulama sorularına hiç bakmıyor. Daha sonra hocam uygulama varmış şeklinde mesaj atıyor ya da telefonda arıyor beni. Arkadaşlar yazılı sınavından sonra bakın her videonun altında belirtiyorum. 3 tane mutlaka uygulama sorusu geliyor. Uygulama soruları yazılı sınavını geçenler için. Yani Ferit gibi olanlar için. Ferit Kaya yazılıdan 100 almış, uygulamadan kalmış. Evet. Onun için arkadaşlar mutlaka uygulama sorularını da çözelim. Uygulama soruları da çok çok önemli. Birçok arkadaşımız yazılıdan geçiyor, uygulamadan kalıyor. Uygulama soruları da bizim kanalımızda hepsi var. Evet Ferit, uygulama sınavının sonucunu da bekliyorum. İnan, eminim ki oradan da 100 alacaksın. Bütün soruları çözersen hiçbir sıkıntın yok. Evet arkadaşlar, hemen sorulara geçelim. Cumartesi, pazar çıkan yeni sınav soruları. Resimde görmüş olduğunuz yol bölümüne yaklaştığınızda ne yaparsınız? Evet, ilki sağa olmak üzere devam tehlikeli viraj ve araç sollama yasaktır levhasının olduğu soru çıkmış. Hızımı artırırım,
Hızımı azaltırım. Ani fren yaparım. Evet. Bakın dikkat edin. Tehlikeli viraj yön levhalarında hız azaltılır. Burada süremiz 60 saniye. Bursa seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Hızımı azaltırım. İkinci sorumuz. Görselde görmüş olduğunuz otomobilin karlı yolda şehir içindeki azami hızı kaçtır? Evet, karlı bir yolda seyrediyorsunuz. Artık kışa girdik. 30, 40, 50. Şehir içerisindeki azami hızını sormuş arkadaşlar. 30, 40, 50. Tabii ki şehir içerisindeki hız sınırımız kaçtır? 50'dir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz da %100 hep bütün sınavlarda çıkıyor. Yapılan denetimlerde ikinci defa alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine ne kadar süreyle el konulur? Alkollü birinci defa yakalandığı zaman 6 ay, ikinci defa yakalanırsa 2 yıl, üçüncü defa yakalanırsa 5 yıl olarak ehliyetine el konuluyor. Burada ikinci defa sorulduğundan dolayı cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz yine sınavlarda sık sık geliyor. Resimde yan yana çizilmiş iki devamlı çizgi ile gösterilen karayoluna ne ad verilir? Bakın şuradaki iki çizgi. A bölünmüş karayolu, B iki yönlü karayolu, C transit karayolu. Bakın bu karayolun adı nedir? Karayolunun adını sormuşlar arkadaşlar. Burada iki çizgi yan yana iki çizgi yolu bölünmüş hale getirir, değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. Beşinci sorumuz engel işaret levhası otobüs, kamyon ve çekicilerde nerede kullanılır? A park halinde, B araç arıza yaptığında, C yük yüklenirken. Evet arkadaşlar, engel işaretle sık sık sınavlarda gelen sorular, bakın bu farklı sorulmuş. Daha önce engel işareti kazanında kamyonun arkasında kaç metreye konur diye çıkmıştı. Ya da hangi araçlarda bulunmaz şeklindeydi. Burada ise farklı sorulmuş. Araç arıza yaptığında 150 metreden, bakın 150 metreden görülecek şekilde engel işareti konulması gerekiyor. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, yine sık sık gelen sorulardan bir soru, gabarit sorusu arkadaşlar. Resimde trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabarit sınırlaması getirmektedir? Yükseklik, uzunluk, genişlik. Bakın kamyon köprünün altından geçiyor. Dikkat edin, burada yükseklik gabarisi işareti var, değil mi? 350. Evet, yükseklik gabarisidir. Yani Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, bu gabaride araçların yükseklik, uzunluk, genişlik ölçülerini ifade eder. Ona özellikle dikkat edelim. Yine yeni bir soru. Görüntüdeki trafik kontrolünde araçta zorunlu mali sorumluluk sigortası olmadığı tespit edilmiştir. Evet, trafik polisi bakın araçları çeviriyor, kontrol edecek. Evrak kontrolü. Bu durumda hangi ceza uygulanır? Evet. Araç trafikten men edilir. B. Araç sahibine sigorta poliçesini yaptırması için süre verilir. C. Aracın ruhsatı iptal edilir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa arkadaşlar tabii ki araç trafikten men edilir. Bakın yine daha önceki sınavlarda çıkan bu cumartesi pazarda tekrar sorulan soru. Araç trafikten men edilir. Buna da dikkat edelim. Evet. Yine yeni bir soru. Hararet sorulmuş. Aracınızı kullanırken gösterge panelinde resimde görmüş olduğunuz ışığı görünce ne yaparsınız? Bakın resimde gördüğünüz ışık. Resimde gördüğünüz ışık nedir? Hararet lambası, değil mi? Yoluma devam ederdim. Yüksek devirde kullanırdım. Stop eder, bekler, ılık su ilave ederdim. Arkadaşlar, hararet lambası yandığında aracımızı kurallara uygun olarak derhal durdurmamız gerekiyor ve sağa çekip durdurmamız gerekiyor. Stop edip beklememiz gerekiyor ve
ılık su ilave etmemiz gerekiyor. Yani cevap burada verilenlere göre Ceyhan seçeneğidir. Evet. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Dokuzuncu sorumuz güç aktarma organlarından gelmiş. Şekilde soru işaretiyle gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır? Aks, diferansiyel, kavrama. Evet arkadaşlar bakın zaten dikkat edersek aksın olduğu yeri vermiş burada. Şaft, güç aktarma organlarından. Soru işaretinin olduğu yere ne gelir diyor. Aks, diferansiyel, kavrama. Tabii ki diferansiyel gelir değil mi? Diferansiyel nedir? Şaftan almış olduğu hareketi akslar kanalıyla tekerleklere iletiyor. Aksın görevi nedir? Aksa diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere iletiyor. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen diğer sorumuza bakalım. Görüntüdeki ilk yardımcı kanı durdurmak için hangi işlemi yapmaktadır? Evet. A. Kanayan yere tampon yapmakta ve kanayan bölgeyi kalpten yükseğe kaldırmaktadır. B. Yarayı temizlemektedir. C. Solunumu kontrol etmektedir. Evet bakın. Dikkat edin. Hasta yaralının kolunu yukarıya kaldırmış. Kanayan bölgeyi kalpten yukarıya kaldırmış ve tampon uyguluyor. Şuradaki bakın şu bölgeye tampon uyguluyor. Bakın evet. Şu şekilde kaldırmış. Yani burada Adana seçeneği doğru cevap. Bu soru da arkadaşlar sık sık gelen sorulardan birisi. Dikkat edelim. 11. sorumuz. Evet, yeni bir soru. Daha önce birkaç defa çıktı. Şekildeki cenaze aracına yetki belgesi gerekli midir? A. Gereklidir. B. Gerekli değildir. C. Araç alındıktan sonra bir ay içinde alınmalıdır. Cenaze araçlarına yetki belgesi gerekli değil arkadaşlar. Bursa seçeneği doğrudur. Ambulans, cenaze aracı ve nakliyen yayın araçlarının yetki belge alma zorunlulukları kaldırıldı. Bilginiz olsun. Evet hemen 12. sorumuz. Kontrolsüz kavşakla ilgili sınavlarda yine serece uygulama sınavlarında sık sık geliyor. Hem serece yazılı sınavlarında da uygulama sınavlarında da geliyor arkadaşlar. Görüntüye göre kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı sırasıyla nasıl olmalıdır? 3-2-1, 1-2-3, 2-1-3 şeklinde. Evet burada tabii ki arkadaşlar kontrolsüz kavşaklarla ilgili kuralımız vardı. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Hemen bakalım. Bakın buraya yazıyorum. Dönüş yapan en son geçer. Dönüş yapan. Hangisi de dönüş yapan? Bir numara en son geçiyor bakın. Herkes kendi sağındakine yol verir. Sağdakine yol vereceğiz. Evet, sağdaki ilk geçer. Sağdaki hangisidir? 3. Demek ki önce 3 geçiyor. Bakın düz gidenlerden. Bakın şöyle de yapalım. 1 bekleyecek. 2 ve 3 var. 2'nin sağında 3 olduğu için önce 3, sonra 2, daha sonra da 1 geçer. Yani 3-2-1 şeklinde olacak. Hangi seçenekte var arkadaşlar? Evet burada Adana seçeneğinde doğru cevabımız var. Evet arkadaşlar bu sorular tarafıma yeni ulaşan sorular. Ama baktığımda da soruların hepsinin kanalımızda olduğunu gördüm. Onun için mutlaka ve mutlaka tüm soruları, uygulama sorularının tamamını lütfen çözün. Yazılı ve uygulama sınav sorularından kalmak istemiyorsanız katıl butonuna da mutlaka katılın. Üyelere özel soruları çözün ve sınavınızda 90 ve üzeri not alın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Serici 1, 2, 3, 4, 5'te tek adresimiz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum. %100 serici 1, 2, 3, 4 ve 5 yazılı ve uygulama sınav kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın. Ve kanalımıza arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar.